Biz de özellikle 2,5 senedir bu yatırımlarla hem akademisiyle hem yukarıda sürdürülebilir durumu oluşturmak için çalışmalar yapıyoruz. Bununla da beraber başkanımın söylediği gibi Trabzonspor her zaman yarışmak durumundadır. Bu sürdürülebilir durumu oluşturmak için teknik ve idari olarak da yoğun bir çaba içindeyiz. Ama bu birliktelik, bu beraber olma Sayın Başkan'ın 3,5 senedir bana koşulsuz verdiği destek, yarattığı ortam bizim daha fazla Trabzonspor için üretmemizi sağlıyor. Ona tekrar sizin huzurunuza teşekkür ediyorum. 10 Kasım 2020 Trabzonspor'a ayak bastığım gün. Bugün üzerinden bir 3,5 sene geçti ve bunun arasında sadece 7 aylık bir boşluk var. Buraya gelirken koşulsuz ilk geldiğimde de verdiği destek, yarattığı alan, ortam, bir şirket yönetiminden çok şirket yönetimi gibi ama aynı zamanda da duygusunun içinde olduğu çok sağlıklı bir ortamı bize yarattığı için, futbol takımına yarattığı için, bütün personele yarattığı için, çabası için teşekkür ediyorum. Yani ben buraya tekrar gelirken bir Trabzonspor büyük marka tamam ama Ertuğrul Doğan aradığı zaman koşulsuz ve o önceki yaptıklarımızı daha iyilerini yapabilmek için hayalini kurarak buradayız. Onun için tekrar kendisine teşekkür ediyorum. 6 ay evvel geldiğimde bir yandan takımın bir organizasyonu tekrar oturtturmak ama Trabzonspor geldiğimiz gün itibariyle ulaşılabilir koyduğumuz hedefler, lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası. Umarım bunu da müzemize götürmek istiyoruz. Tarihinde çok olmuş bir kupa bu. Bunu getirmek istiyoruz. Üçüncülük belki Trabzonspor için bazılarına dışarıdan, yani Trabzonspor üçüncülüğe mi oynar? Hayır, bugün üçüncülük Avrupa Kupaları. Orada sahne almak, ekonomik boyutunda kulübe katkı sağlamak gibi bizim için önemli değerleri var. Transfer konusuyla ilgili bir yerden yoğun müsabakalar hazırlanırken bir yandan da başkanın söylediği gibi benim de ekip, dışarıdan olanlar, kulübün içinde olanlar yoğun bir şekilde transferle çalışıyoruz. Görüşmeler FaceTime, WhatsApp görüntülü devam ediyor. Buradaki amacımız bir Trabzonspor'u anlatmak ki herkes Trabzonspor'un ne olduğunu Avrupa'da da çok iyi biliyor. İki, hedeflerimizi anlatmak. Üç, oyun organizasyonlarımızı oyuncularla paylaşmak. Ve çok net, güzel geri bildirimler alıyoruz. Özellikle belki tecrübeli oyuncu da olacak, genç oyuncu da olacak, yatırımlı oyuncu da olacak ama şunu söyleyebilirim. Oyun felsefesi oturuyor. Bunu daha hızlı, daha agresif hale getirecek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi bu çok sağlıklı bulmuyorum. Yani puan skalasını, yani bu kadar yüksek olmasının çok her zaman hani sonradan sorduğun sorunun cevabı gibi. Önümüzdeki sene bunu yakalar mısın? Önümüzdeki senelerde böyle yüksek puan skalasının olacağını düşünmüyorum. Burada önemli olan şampiyonluk kelimesi en tepedeki ve herkesin istediği bir şey ama sürdürülebilir olmak, yarışmak, bazen birinci olursun, bazen ikinci olursun ama Trabzonspor markasının her zaman yarışın sonuna kadar içinde olması gerekiyor. Ben hep şunu söylüyorum, bu oyun artık bir organizasyon oyununa dönmüştür. Bunun içine yetenekli oyuncu da dahil edersen, işte böyle sağlıklı ve huzurlu bir şekilde çalışırsan yarışan bir takım oluşturacağız diye düşünüyorum. Çok kısa bir hatırlatma da yapayım. Bugün Trabzonspor tabii ki şampiyonla oynayacaktır. Her zaman da böyle olmuştur, yarışmıştır. Bazen kopmuştur, bazen uzaklaşmıştır, bazen en tepesinde olmuştur. Ama hep yarışmıştır. 1,5 sene oldu. Özellikle Trabzonspor verimli bir toprak oyuncu açısından. 1,5 sene evvel, 2 sene evvel başkandan rica ettim. Bugün Trabzonspor'un akademisi sporda verimlilik firmaları tarafından denetleniyor. Verimli toprağa daha dizayn etme ve yukarıya doğru daha sağlıklı gelmesini sağlamak için ve Avrupa'da da yarışabilecek bir Trabzonspor oluşturabilmek için bugün bu imkanı bize başkan sağladı. Futbol Federasyonu da bunu örnek aldı. Aynı firma şu anda bütün akademileri, eğitmenlerini eğitiyor. Onun için biz bu yatırım yapacağız, ekeceğiz.
hep Trabzonspor taraftarından sabırlı olmasını isteyeceğiz. Ama bunun sonunda Trabzonspor ulaşılabilir ve özellikle yarışabilir bir takım kimliğini her zaman korumuş olacak. 3 sene evvel buraya hoca olarak geldiğimde, ilk antrenmana çıktığımda ben Ahmet Can'ı tanımıyordum. Yani bu kim dedim, dediler ki altyapıdan. Ya baktım, yani dedim ki bu buranın yüzü olması lazım dedim. Yani görüntüsü, profili, yüzü olması lazım dedim. Ahmet Can'a ben formayı vermedim, o aldı. Şampiyon olan takımda 18 maç oynadı. Bugün o günün parasıyla 9,5 milyon euroya Ajax'a transfer oldu. Avrupa'nın akademisi en iyi olan takımı Trabzon'un akademisinden bir oyuncuya transfer etti. Yarın bir gün Ajax gelip bizim akademimizi denetlemek isteyebilir, bakmak isteyebilir. Biz bunu daha iyi ve sürekliliğini daha iyi hale getirmek istiyoruz. Şampiyon olan takımda 18 maç oynadı. Bugün o günün parasıyla 9,5 milyon euroya Ajax'a transfer oldu. Avrupa'nın akademisi en iyi olan takımı Trabzon'un akademisinden bir oyuncuya transfer etti. Yarın bir gün Ajax gelip bizim akademimizi denetlemek isteyebilir, bakmak isteyebilir. Biz bunu daha iyi ve sürekliliğini daha iyi hale getirmek istiyoruz. Bugün U19 takımının yan sahada bizimle beraber çalışmasının, hocalarıyla iletişim halindeyiz. Oyun organizasyonunun nasıl geliştiğini arada sırada oynadığımızdan çok net görebiliyorum. Bakın, ilk önce bahsettiğim oyun organizasyonu. Ve teşekkür ettim geçen gün bize verdikleri geri bildirimden dolayı. İçeriden çıkan oyuncuları. Şampiyon olduğumuz sene bu takımın, her takımda çok yoktur, 6 tane akademisinden gelmiş oyuncu vardı. Bugün takım kaptanın akademiden gelmedi. Yurt dışına transfer olan akademinden. Bugün birinci ligde oynayan akademinden oyuncular var. Biz bunu daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Taraftarımızdan şunu istiyorum. Daha fazla sevgi, daha fazla sabır o oyuncularımıza da. Bir dakikada çok seviyoruz, bir dakikada vazgeçiyoruz. Bunu yapmasak oyuncularımızı daha iyi kazanırız. Onlar çünkü bir de aynı zamanda Trabzonspor taraftarılar. Bununla ilgili çok konuştum ama gene böyle kısa bir bilgilendirme yapayım istersen. Bence önümüzdeki senin takvimi de teknik adamlarla konuşulması gerekiyor. Sezon planlamasının konuşulması ve paylaşılması gerekiyor. Çünkü biz de milli takım oyuncu vereceğiz. Yarışacağız. Şununla ilgili yabancı sayısıyla ilgili amil takım teknik direktörüyüm. Meydandan öğrendim 5+3 çıktığını. ve bu kanunu benim çıkardığımı söyledi medya. Çok detayına girmeyeceğim. Bunu benim çıkardığımı söyledi. Benim haberim yoktu. Şimdi 8+3'ler, 6+5'ler, bir sürü şeyler deneniyor ve şey oluyor. Şunu net bir şekilde söylüyorum ve senelerdir de söylemeye devam edeceğim. Nasıl Trabzonspor Akademisi'ne yatırım yapıyor, sürekli hale getirmeye çalışıyor. Biz yerli oyuncumuza, kendi akademilerimize standart getirip uygulama yapmamız gerekiyor. Bunun için istiyoruz. Bunu ekeceğiz, bekleyeceğiz. Niye bekleyeceğiz? Yerli yabancı rekabetini oluşturmak için. İstersen o zaman serbest bırak. Yani 5 tane bugün örnek veriyorum gündemde olan Kerem diyelim. 5 tane Kerem yetiştiriyorsan yabancı alır mısın? Almazsın. Yerli yabancı rekabetini oluşturmak için kendi akademilerini denetleyen, akademiliklerini standart getiren, kriterlerini uygulatan, güçlülerle güçlülerle yarıştıran bir durumu oluşturursan, kendi insanına yatırım yaparsan, yerli yabancı rekabetini oluşturursan serbest bırak. Tercihini o günkü profesyoneller kullansın. Onun için ben kendi akademilere yatırımdan yanayım. Bunlar değişecek ve hiçbir zaman karşılığı olmayacak. Yani 11+3, 12+12, işte 14, 18 hiçbir zaman karşılığı olmayacak. Serbest ama akademi belli bir seviyeye geldikten sonra olması gerektiğini düşünüyorum.